Biliyor musun Hasan? Zamanın birinde bir anne ile oğlu yaşarmış. Ana oğul birbirlerini çok sever, hiç birbirlerinden ayrılmazlarmış. Görenler onların bu sevgisini kıskanırlarmış. Bir gün nazar mı değmiş ne? Oğul annesinin karşısına çıkıp şöyle demiş. Anneciğim, ben hacca gitmek istiyorum. Anne, ne güzel, ne güzel demiş. Benim oğlum hacca gidecekmiş. Hacı olacakmış diye çok sevinmiş ama yüreğinde oğlunun kendisinden ayrılmasına izin vermiyormuş. O zamanlar hacca giden bir sene sonra geri dönermiş. Bu sebepten anne oğlundan ayrılmaya gönlü razı olmamış. Oğluna oğlum demiş. Benim bir ayağım çukurda. Yakında hak vaki olur dünyadan göçersem. O zaman gidersin, hacı olursun. Şimdi beni yalnız bırakma. Sözüme karşı çıkma. Çünkü Allah ana sözünü çok üstün tutar. Ama anaya öf bile demeyin der. Ana sözünü dinlemediğin için başına bela gelsin istemem. Domates, biber, patlıcan. Domates. Domates, biber, patlıcan. Domates. İsmail. Önüne baksana kardeşim. Tanımadın mı beni? Sedat ben. Sincap Sedat oğlum. Vay! Sedat Seda! Ana kuzusu. İnsan lise arkadaşını tanımaz mı? Ne o? Ne bu hal ya? Ne kadar oldu seni görmeyeli? Ne oldu sana böyle ya? Hadi bir yerde oturup iki lafın belini kıralım. Liseden sonra okumadım. Giremedik üniversiteye. İş güç derdi işte. Hem annemi yalnız bırakmak istemedim. Ha, şu hikaye. En son 10 yıl evvel görüştük seninle. Bir fabrikaya girmiştin. Ne oldu? Fabrika özelleşti. Bize de kapıyı gösterdiler. Ben de o günden bugüne, o işten bu işe sürünüp duruyorum işte. Piyasada iş yok Sedat. Yaşım da ilerledi. Kimse işe almak istemiyor. İyi oldu karşılaştığınız. Demek nasip sanaymış. Haftaya Kazakistan'a gideceğim. Beraber geldiğimiz bir arkadaş vazgeçti gitmekten. Patrona söyledim. Bir kişiyi bulup götürecektim. Bu niye sen olmayasın? Biz liseden arkadaşız be. Kankayız. Ne diyorsun? Ayda $3,000. Bir yılda $36,000. Ne yapacağım orada? Sen aynı zamanda boya ustası değil misin oğlum? Tamam işte. Boyacılık yaparsın. Pasaportunu çıkar, haftaya çıkalım yola. Ayda $3,000 ha? Böyle bir fırsat hiç çıkmadı karşıma. Biliyorsun, yıllardır iş bulamıyorum. Seyyar satıcılık yapmakla bir şey kazanılmıyor. Bütün arkadaşlarım köşeye dönmüş ana. İş güç sahibi olmuşlar. Hepsinin altlarında arabaları var. Evi var. Ya benim? Bu yaşa geldim. Ne arabam var, ne evim. Artık yeter. Şeytanın bacağını kırmanın vakti geldi. Gitmeme izin vereceksin değil mi ana? Başka çarem yok ana. Bu fırsatı kaçıramam.
Anam. Anam. Ne olur yapma anam. Beni anla. Sen gidersen ben... Ben ne yapacağım? Senden başka kimim var benim? Anacığım, fazla durmayacağım ki. Bir yıl çalışacağım, ondan sonra geri geleceğim. Ayrıca komşularla konuşurum. Para da bırakırım. Seninle ilgilenirler. Seni muhtaç bırakmazlar anam. Sensiz ben ne yapacağım? Anam, çocuk olma. Bak, geleceğimizi düşün. Biraz dişini sıkacaksın. Sonra... Anacığım, yapma böyle. Hayatta bir sen kaldın. 5 yavrum oldu. İşlerinden bir sen kaldın. Hep içi ölüp gitti. Baban da öldü. Bir sen kaldın. Şimdi sen de gidiyorsun. Abartıyorsun anam. Abartıyorsun. Ölmeye gitmiyorum ki ben. Çalışmaya, kazanmaya, zengin olmaya gidiyorum. İkimiz için. Bu halimle beni bırakıp gidecek misin? Başıma koyup gidecek misin? Kör olmaya sıcağı ananı bırakıp gidecek misin? Ana, yeter, yeter, yeter. Yeter artık. Ömrümü sana adadım ben. Bebek gibi baktım sana. Bu yaşa geldim, evlenmedim. Sana baktım. Sen üzülmeyesin diye yanından bir an için olsun bile ayrılmadım. Kulun kölen oldum hep senin. Ama yeter. Yeter artık ana. Yeter. Ne yaparsan yap gideceğim ana. Kimse durduramaz beni. İsmail'i almaya gelmiş. Bilmiyor mu? Oğlum. İsmail'im gitme. Beni bırakma İsmail. Yalvarırım. Ne olur beni yalnız bırakma. Kıt kanaat geçiniyoruz işte. Huzurumuz eksik değil. Allah bir kapı açar elbet. Uzaklara gitme oğlum. Ben sensiz yaşayamam. Hasretinden ölürüm yavrum. Benim senden başka kimsem yok dünyada. Gitme, ne olur. Anne, yeter artık. Bir haftadır aynı şeyleri söyleye, söyleye. Anlamıyor musun? Kararımı verdim, gideceğim. Beni vazgeçirmeye çalışma. Çekil yolundan. Ana. Ver elini öpeyim. Ana, ver şu elini öpeyim. Bak, Sedat bekliyor beni.
Ana. Baksana şuna, Allah. Ne yapsın kadın? Ana, inat etme. Ver elini öpeyim. Hadi komşum, dur ben bir bakayım. Aa, adam geldi seni bekliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Anam elini öptürmüyor. Ay Halime teyze, sen de çok naz yaptın ama. Adama niye engel oluyorsun? Bırak gitsin. Aman boş ver. Öptüm, kabul et. Hadi git kardeşim. Millet böyle bir işi havada kapar. Senin annen eski kafalı. Hiç merak etme, biz ona bakarız. Her ay para göndereceğim. Tamam kardeşim, merak etme sen. Hadi hadi git, hadi. Kör olmaya sıca. Ananı neden bırakıp gidiyorsun? Yürü kardeşim, yürü. Yolcu yolunda gerek. Amma zor koptum be abi. Ağlama Halime teyze, ağlama. Hayırlısıyla dönecek inşallah. İsmail. İlk defa evden bu kadar uzun ayrılıyorum Sedat. Canım, bu zamanda parayla her şey olur. Para gönderirsin, baktırırsın. Hadi. Güle güle İsmail amca. Ben Halime teyzeye bakarım. Gözün arkada kalmasın, merak etme sen. Kim o? Komşunun çocuğu. Anamı çok sevdi. Tamam işte. Onunla oyalanır annen. Hadi yüzün gülsün artık. Ben öyle asık suratlı yol arkadaşı istemiyorum. Hadi ama. Anam bana çok kızdı. Kör olası dedi. Kör olası. Bu koca karıların lafına bakarsan bir adım bile ilerleyemezsin. Ana sözünü dinlemeyeni kurt kaparmış. Hadi ya. Anaların sözüne baksak hayatımız kayar vallahi. Sefilleri oynar, garibanlıktan kurtulamazdık. Mesela bana bak. Benim annem de uzaklara gitmemi istemedi. Ama ben onu dinlemedim. Bak şimdi halime. Kralım oğlum, kral. Anan nerede? Ha, o mu? Babam ölünce huzur evine verdim. Orada rahat, iyi. Arada bir telefon ediyorum. Türkiye'ye gelince de ziyaret ediyorum. Bu zamanda başka çaren yok oğlum. Hadi takma kafanı, gül biraz. Allah'ım, Allah'ım, sana yalvarıyorum, oğlumu geri gönder bana. Allah'ım, ben onun hasretine dayanamam. Allah'ım, sana isyan etmiyorum, haşa. Ama bu dünyada çok evlat acısı çektim Allah'ım. Çocuğum bir yaşını doldurmadan öldü. Bir çocuğum 6 yaşındayken hepsini aldın. Veren de alan da sensin. Ömürleri o kadarmış. Sadece bu kaldı elimde Allah'ım. Sadece İsmail'im. Ona bir şey olursa ben dayanamam. Ne olur Allah'ım, onu geri çevir.
Onu istiyorum Allah'ım. İstiyorum. Bir gören olacak. Olmaz. Sabah oldu bir arkadaşım. Aç gözlerini. Manzaraya bak. Memleketimin dağlarına geldik. Rüya görüyordun galiba. Sayıklayıp durdun. Havin diyordun. Yoksa rüyanda onu mu gördün ha? Lisedeki yıllardan bahsettin ya. Of. Ya sınırda problem çıkmaz değil mi? Vize konusunda falan. Merak etme. Ben varım yanında. Gide gele sınırdakilerle ahbap oldum ben. Yoldan niye çıktın? Kestirmeden gideceğim. Ben bu yolların kurduyum oğlum. Bu sefer niye daldın? Hiç. Anamı düşündüm de. İyi mi ettim bilmiyorum. Onu hiç yalnız bırakmamıştım. Aman sen de İsmail ya. Yaşın kaç oldu hala annem diyorsun. Bırak Allah aşkına. Öyle deme Sedat. Benden başka kimsesi yok. Alışsın canım. Ayağı da sakat, yürüyemiyor. Birine ihtiyacı olacak hep. Boşver İsmail. Kendi hayatına bak sen. Takma kafanı. Gittiğimiz yerde neler var neler. Rus afetler. Sonra Kazak kızları. Geliyorlar. Sana yol kapalı. Allah Allah. Kayalar düşmüş yola. Ne yapacağız şimdi? Hadi gel şunları alalım yoldan. Terslik yapma. Ben hallederim. Bunların dilinden ben anlarım. Merhaba arkadaşlar. Aman sakın yanlış anlamayın. Biz asker değiliz. Kazakistan'a gidiyoruz. Etliye sütliye karışmıyoruz. Yani... aramada yapabilirsiniz. Gizlimiz saklımız yok. Yok. Biz arama yapmayık. Biz tarama yapayık. Sedat! Sedat! Kardeşim! Sedat! 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 Niye
öldürdünüz ki? Sadece buradan geçiyorduk. Ulan bura babanızın çiftliği midir? İyi be. Her gelen elini kolunu sallayarak geçecekse biz niye çıktık daha? Korkayım mı sen ula? Korkma. Erkek adamsın, yakışmış sana. Adın ne senin bakayım? Dilin mi tutuldu korkudan? Ne bir şey demişsin? Ula bak kaldırım o. Şakam olmaz. Arayın arabayı. Göremiyorum. Gözlerim. Anandan şanslı doğmuş sanırım. Açamıyorum gözlerimi. Öldürme hiç. Bizim rehinemiz olacaksın. Açamıyorum. Hapishanedeki arkadaşlarımızla değiş tokuş yapacağız. Göremiyorum. Tabii kıymetli devletin değiş tokuşu kabul ederse. Yoksa manından mıhlayacağım seni. Hep besleyecek değiliz ya. Gözlerim. Hadi bağlayın. Açamıyorum gözlerimi. Gözlerim. Gelme. Gözlerim. Başkanım. Niye kör ettin herifin gözlerini? Yarımızı öğrenir salak. Gözlerini bağlayabilirdik. Bağı düştü mü arasından görür. Bir de bağlamayla mı uğraşacağız? Ölen iyisi. Geçici körlük. 2-3 hafta görmez. Sonra kendine gelir. Anladın? He, anlamışam başkanım. Çok akıllısın. Ama dikkat et. Fazla akıllı değildir. Göremiyorum hiçbir tarafı. Yürü, yürü. Hadi lan. Göremiyorum. Hadi yürüyün. Hadi lan. Yürü. Yürü hadi. Yürü hadi. Hadi. Niye beni bıraktın? Oğlum. İsmail'im. Ben sensiz ne yaparım? Oğlum, İsmail'im, ben sensiz ne yaparım? Biliyor musun Hasan? Zamanın birinde bir anneyle oğlu yaşarmış. Ana oğul birbirlerini çok sever, hiç birbirlerinden ayrılmazlarmış. Görenler onların bu sevgisini kıskanırlarmış. Bir gün nazar mı demiş ne? Oğul annesinin karşısına çıkıp şöyle demiş. Anneciğim, ben hacca gitmek istiyorum. Anne, ne güzel, ne güzel demiş. Benim oğlum hacca gidecekmiş. Hacı olacakmış diye çok sevinmiş ama yüreği de oğlunun kendisinden ayrılmasına izin vermiyormuş. O zamanlar hacca giden bir sene sonra geri dönermiş. Bu sebepten anne oğlundan ayrılmaya gönlü razı olmamış. Oğluna oğlum demiş. Benim bir ayağım çukurda. Yakında hak vaki olur dünyadan göçersem o zaman gidersin hacı olursun. Şimdi beni yalnız bırakma. Sözüme karşı çıkma. Çünkü Allah ana sözünü çok üstün tutar. Anaya öh bile demeyin der. Ana sözünü dinlemediğin için başına bela gelsin istemem. Ola ki ana sözünü dinlemediğin için kurban olduğum anaların ayaklarının altına cenneti seren Allah başına belalar verir. Yüreğim dayanmaz buna. Yoksa kahrolur. Çok ağlarım. Çok.
Avin arkadaşı çağırın. Baş üstüne. Hadi. Bir gören olacak. Olmaz. Buyurun başkanım. Bu esiri mağaraya atın. Bu herif sana emanettir. Devleti ikna edene kadar yanımızda kalacak. Sen ilgilen, tamam mı? Baş üstüne başkanım. Zati geçici körlük yaşıyor. Maraz da çıkarmaz. Çıkarırsa sıkabilirsin. Baş üstüne başkanım. Hadi yürü. Yürü dedim sana. Yürü. Yürü dedim, Allah'ın cezası. Yürü. Aferin. Kız adam oluyor. Önceden zorla çıkarırdı ama militanlığı öğrenmeye başladı. Hadi, yürü. Hadi. Yürü dedim. Hadi. Bir gün benim emrimdeki bütün militanlar bu dağlarda tarih yazacak. Hazır olun. Bu gece baskın var. Çekilin, çekil. Hadi, geç öyle. Uslu uslu dur. Başıma bela getirme, tamam mı? Bak, bizim şakamız olmaz. Duydun. Başkan öldürme yetkisi bile verdi. Ona göre. Tamam mı? Anam. Anam. Ah anam, ah anam. Ama oğul anasını dinlememiş. Ana sözü dinlememiş. Yola çıkmış. Anası arkasından dua etmiş Allah'a. Allah'ım, oğlumu geri gönder. Geri gönder. Oğul aylarca süren haç yolculuğuna çıkmış. Derken bir gün bir şehre varmış. Hana girmiş. O gecede şehri talan eden hırsızın peşindeymiş insanlar. Hırsız oğlunun bulunduğu handa sırra kadem basmış. Şehirliler hana girmiş. Oğlu hırsız diye yakalamışlar. Oğul her ne kadar ben hırsız değilim dese de inandıramamış kimseyi. Ah anam. Ana ocağı gibi olmaz ama idare et artık. Gözlerimi kör ettiniz. Arkadaşımı öldürdünüz. Katiller, kalleşler. Kes sesini be, kes. Sadece birkaç hafta görmeyeceksin be. Katiller, kalleşler. Ne istediniz bizden? Sus dedim sana, sus. Bir kelime daha edersen dilini keserim, sus. Senden tek istediğim susmandır, tamam mı? Sus! Katiller. Anam, ben ne yaptım anam? Ana sözünü dinlemedim anam. Kendim ettim, kendim buldum anam. Ah anam, ah. Süt ısıttım. İçiver oğlum. Teşekkür ederim teyze. Oh. Halime teyze, sonra ne oldu? Ne oldu? Hani anlatıyordun ya bana. Ne anlatıyordun? Hani bir adam vardı. Annesini yalnız bırakıp gitmişti. Hacca gitmişti ya hani. Sonra da bir yerde hırsız sanmışlardı onu. Ya... Hacı olayım derken oğul hırsız olmuştu. Ne kadar ben hırsız değilim, ben hacca gidiyorum. Bu hana dinlenmek için geldim dese de kimseyi inandıramamış. Çünkü hırsıza çok benziyormuş.
Şehirliler oğlu bir güzel yakalamışlar. Ellerini kollarını bağlamışlar. Sonra onu cezalandırmak istemişler. Düşünmüşler, taşınmışlar nasıl bir ceza verelim diye. Bazıları demiş ki hırsızlık ettiği elini keselim. Bazıları boynunu vuralım demiş. Bir kısmı da başka ceza söylüyormuş. 40 satır mı 40 katır mı sen seç. Ne ceza vermişler teyze? Ne yapmışlar? Ana sözüne kulak asmayan o çocuğun gözlerini kör etmişler. Senin adın Haven mi? Sana ne? Sus konuşma. Acıyor mu? Çok. Çok sancıyor. Barut yaktı herhalde. Dur bakayım gözlerini. Aç. Aç. Barut tozu böyle yapar. Yakar gözleri. Geçer değil mi? Merak etme geçer. Geçici körlük. Nereye gidiyordun? Ne işiniz vardı bu dağ başında? Anamın dediği oldu. Nasıl? Bana gitme dedi. Yalnız bırakma dedi. Kör olasıca diye ilendi bana. İşte kör oldum ben. Galiba anamın sözünü dinlemediğim için kör oldum. Pee. Saçma. Anacığım. Anacığım. Ne ana kuzusu çıktın sen be ya? Anacığım. Canım anam. Anam. Anacığım. Anam. Tamam tamam. Çocuk musun sen? Bir de bana bak. Kız başıma buralardayım be. Adın ne senin? İsmail. Abimin ismi de İsmail'di. Annem onu çok severmiş. Ne oldu ona? 10 sene evvel çatışmada öldü. Annen? O beni doğururken ölmüş. Babam da annemin adını bana vermiş. Havin. Havin? Havin. Bak, çok muhabbet tez ayrılık getirir. Ben rehin alanım, sen rehine. Sus konuşma. Havin! Başkanımız diyor ki yemek vermeyeceksin ona. Tamam. Havin. 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 Ne oldu yahu? Kim vurdu bunu? Baskın yedik. Hele yatırın şöyle, hele. Açılın şöyle, yatırın. Asker geldi. Yerimizi öğrenmişler. Çabuk olun hadi. Çabuk toparlanın. Başkanım nasıl öğrenmişler? Telsiz konuşmalarımızdan öğrenmişler. 2 saat muhabbet ederseniz telsizde olacağı da budur. Hadi lan hadi sallamayın. Gece geliyor. Hadi. Çabuk. Toparlanın hadi. Bir şey bırakmayın. Acele edin. Acele edin. Kalk gidiyorum. Hadi. Çabuk ol. Hadi. Hadi. Halime teyze. Durma hadi. O adam hacı olmak istemiş ama. Hacı olmak ne güzeldir evladım. Allah'ım inşallah bana da nasip eder. İleride oğluma da nasip eder. O mübarek beldeleri görmek. Kabe'ye yüz sürmek. Allah'ım nasip etsin. Ama ana sözü başka. Ana sözü hacı olmaktan daha mühim evladım. Ana kalbini kırmak hacca gitmekle onarılmaz.
Sonra ne yaptı o adam? Oğlunun gözlerini kör ettiler. Bıraktılar tek başına. O da yaban ellerde ah anam ah anam deyip evini aradı. Buldu mu? Halime teyze. Hadi gidiyoruz. Hadi yürü. Yürü. Gel hadi. Hacı. Çabuk. Hadi. Ya bu adam ne ayak? Başkanım bırakamayız ama. Ayak mı olur? Sağ geçmesin ellerine. Öter möter. Etraf ajan kaynıyor. Seni öldürecektim ama karşında istediğim adam senden daha teker. Gerçi pazarlık yapmıyorlar ama biraz daha bekleyecek. Belki devletin senden vazgeçmiştir. Hadi götürün Şerif'i. Hadi dedim. Gel. Hadi lan. Hadi yürüyün. Hadi bakayım. Buna biraz çabuk olun, çabuk. Bizi başka bir şey değil ki sizin bu yavaş yürümeniz öldü. Ayaklarınız da merminiz gibi hızlı olsun. Havin. Buyur başkanım. Yetişemiyorsun Havin. Geride kalma. Yürüsene be. Hadi bak başkan geride kaldığımız için kızıyor. Yürü. Yürüsene be. Hadi. Hadi lan hadi. Hadi lan. Yürüyün hadi. Havin. Hadi sen de çabuk kolla. Hadi. Hadi yürüyün hadi dikkat diyeyim. Et. Hadi lan. Hadi hadi diyeyim hadi hadi. Çabuk kol sallam hadi. Hadi sallam, daha hızlı. Hadi Havin. Hadi. Hadi çabuk kol dedim. Geride kaldık. Hadi. Hadi Havin. Yürü. Hadi. Of. Allah'ın cezası. Kalk hadi kalk. Kalk hadi kalk. Hadi. 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 At. Neredesin? Neredesin? Tamam. Tamam. Kurtar, kurtar beni. Tamam. Tamam, tuttum. Kurtar, kurtar beni. Tamam. Yardım et. Bak hayret. Bak hayret.
Devam edelim yolumuza. Epey geride kaldık. Hadi dayan. Otur. Hadi otur. Hadi. Su! Çatışma bitti. Beni kurtarmayabilirdin. Hatta fırsattan istifade edebilirdin de. Niye kurtardın beni? Beni ölüme terk etmişlerdi. Silahım elinin altındaydı. Vurup öldürebilirdin beni. Niye yapmadın? Adın bana birini hatırlattı. Nasıl yani? Lise yıllarında sevdiğim bir kız vardı. Adı Havin'di. Nasıl oldu? Aslında bir arkadaşım. Mecburen itiraf ediyorsun. İnanmıyorum. Çok zor durumda kalmışsın. İsmail gelip peşinde. Kızlar siz gidin, ben sonra gelirim, tamam mı? Tamam. Hadi yine. Haber veririm size. Bir gören olacak. Olmaz. Abi! Abi! Bak kardeş, bacımızın peşini bırak. Yoksa... Kötü bir niyetim yok. Sadece onu seviyorum. Sevgiymiş. Anlamam lan ben sevgiden mevgiden. Yürü kız sen de hadi. Yürü. Bertolika. Yürü. Havin. Havin. Peki ne oldu ona? O zamandan sonra göremedim onu. Çok aradım. Bulamadım. Benim hayatımda aşık olduğum tek kızdı o. Ondan başkasını da sevemedim. Yani benim sevdiğin kadının kızı olduğumu mu söylemek istiyorsun? Bilmem. Belki de... belki. Memleketin neresiydi? Aksaray. Yok. Annem Aksaray'a hiç gitmedi. Hep Bingöl'deydi o. Nereden biliyorsun? Annenin seni doğururken öldüğünü söylüyorsun. Belki de önceden gitmiş olamaz mı? Ne olursa olsun. Benim hayatımı kurtardın. Bunu bir şekilde ödemeliyim. Bana hiçbir borcun yok. Neler geldi başıma. Sen... Sen niye çıktın daha? Bilmem. Arkadaşlar çağırdılar. Arkadaşlarım daha çıkıyordu.
Ben de üniversitede okuyordum. Davamız için. Sonra... İnancını yitirmiş gibisin. Hayal kırıklığına uğradın değil mi? Bunların yaptığı vahşeti görünce... Bak, benim ne suçum var? Arkadaşımın ne suçu vardı? Onlar da seni istedikleri zaman harcayabiliyorlar. Bence teslim ol. Senin yerin buralar değil. Ne biçim konuşuyorsun be? Rehine olduğunu unuttun galiba. Karışma benim işime, karışma. Canım ne isterse onu yaparım ben. Sesinden hissediyorum. Sen iyi birisin. Sen bu teröristlere alet olacak biri değilsin. Kes dedim sana. Ne oldu? Bir şey ısırdı ayağımı. Ayağım. Ayağım. Sakin ol. Ayağım. Ne oldu? Tamam, korkma artık. Şimdi ödeştik. Tamam. Şimdi nasıl götüreceğim ben seni? Yılan bula bula seni mi buldu? Bu da oldu. Ne oldu? Bu da başıma geldi. Şu koca dağda yılan bula bula beni buldu. Daha neler bulacak beni bakalım. Daha çok çekeceğim var. Niye? Ana sözüne karşı geldim ben. Her belayı hak ettim. Ölümü bile. Ana kuzusu ana. Kim var orada? Biziz Harvin arkadaş, biziz. Panik yapma. Aferin Harvin. Rehineyi kaçırmamışsın elinde. Aferin. Hadi al adamı da gidelim. Hadi. Hadi kalk. Gidiyoruz. Halime teyze. Halime teyze. Ay geldim. Ay. Halime teyze kapıyı açar mısın? Halime teyze. Halime teyze. Ne oldu oğlum? Bir şey göstereceğim. Ne bu telaş? Bingöl kırsalında terörist baskını. Son bak Halime teyze bak. Saldırılarını artıran terör örgütü mensupları kanlı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Dün öğle saatlerinde Bingöl kırsalında kanlı terör örgütüne mensup militanlar köy yolunu trafiğe kapatarak bir vatandaşımızı öldürdüler. Bir vatandaşımızı da yanlarına alarak kaçtıkları bildirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre Sedat Yüce isimli vatandaşımızı Sedat'ı öldüren eli kanlı teröristler araçta bulunan İsmail Sadık'ı ise yanlarına alarak götürdüler. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik kuvvetleri teröristleri ele geçirmek için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını, her an katillerin yakalanabileceğini ve İsmail Sadık'ın sağ olarak ele geçirilebileceğini bildirdiler. Bingöl muhabirimiz Metin Yıldız'ın maktulün ailesinden aldığı bilgilere göre Sedat Yüce'nin Kazakistan'da çalıştığını, teröristler tarafından kaçırılan İsmail Sadık'ı İsmail da Kazakistan'da çalışması teyze için yanında götürdüğü bilgisine ulaştığını öğrendik. Thank you.
Al şunu. Ye biraz, hadi. Ye. Sana emir gelmedim bu adam ekmek vermeyeceksin diye. Halen haber yok. Arkadaşımızı bırakmıyor. Biz de anayı gibi bakacağız buna, değil mi? Bak havin arkadaş. Bu ayak bağ olmaya başladı. Ayrıca rehin olmaktan da çıktı. Geciktiler de iş tokuş için. Hadi toparlanın hadi. Burada dinlendiğimiz yeter. Hadi, hadi gidiyik hadi. Hadi gidiyoruz. Kalk. Hadi. Oyalanma hadi kalk. Sen şimdi gelmişsin oğlum arkadaş. Niye başkanım, ben ne yaptım? Bir yanlışım olduysa affınıza sığınırım. Yanlışın yoktur, zaafın vardır. Onun içindir ki tek bir şartla bizimle gelebilirsin. Ondan sonra düş peşimize. Ayak bağından kurtul. Sen de bunu istemiyor muydun? Hasan'ı öldürme fırsatı. Her çeşit öldürebilirsin. Bıçak, silah, zehir, uçurumdan atmak, boğmak, doğramak vesaire. Baş üstüne başkanım. İyi bakalım. Öldür de gel. Hadi gelin. Vurmazsa sen ikisini de vur, peşimizden gel. Emredersin başkanım. Göreyim sen abin. Bir tane siftahın olsun, bir tane bonusun olsun. Hadi. Öldürtüyorsun. Biz de öldürebilirdik. Ula Şeyho. Abi Nesir'e karşı yumuşamış. Merhamet bir militan için en büyük tehlikedir. Anladın mı? Onu öldürmeli. Öldürmeli ki nerede olduğunu, ne yapması gerektiğinin bilincinde olsun. Abinin içileşi yok. Ya öldüremezse? Öldürmeyen öldürürler Şeyho. İşte öldürdü. Ha. Bunu keleş sıkarak kutlamak lazım. Öyle seviniyorum ki. Abin her şeyi öğrenecek. Militan olacak böylelikle. Ve tertemiz bir şekilde örgüte hizmet verecek. Hadi arkadaşlara yetişelim. Yetişelim başkanım. Hadi git. Hadi. Çabuk git. Hadi çabuk ol. Hadi yürü. Yürü dedim. Hadi.
Hadi git. Gitmeyecek misin? Gözlerim. Gözlerim görse adım atamıyorum. Önümde ne var bilmiyorum. Gitmeyeceğine bir kurşun da bana sık. Bitsin bu eziyet. Benden bu kadar. Seni ananın kucağına kadar götüremem ya. Sen de gel benimle. Seni yaşatmazlar. Hadi gel. Hadi gel. Biliyordum. Senin terörist olmayacağını, senin vatansız olmayacağını biliyordum. Ya! Beni boş ver. Sen git hadi. Havin! 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 Havin gitme! Gitme Havin! Havin! Havin gitme! Havin! 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 Havin gitme ne olur! Ne olur gitme Havin! Sana yalan söyledim! Ben onun kızıyım! Annemi sevdin sen! Belli ki annem de seni sevmiş! Kardeşime senin adını vermiş! Anne diyemedim kimseye! Ama annemi seven, annemi sevdiği adamın ölmesine gönlüm razı olmaz. Başının çaresine bak. Annen seni bekliyor. Havi. Halime teyze, yapma böyle. Kocaman kadınsın. Ölmedi ya, rehin almışlar. Devletimiz onu alır, geri getirir. Doğru, doğru, getirir. Hadi birkaç lokmayı da kendine gel. Halime teyze. Teyze, iyi misin? Halime teyze. Ah Hasan, hep senin yüzünden. Niye söylersin? Varma çocuğun üstüne Hüsniye. Çocuktur, ne bilsin? Ay aklına filan bir şey mi oldu acaba? Zor kardeş, zor. Bir tane oğlu var. O da eşkıyanın elinde. Vakit bayağı geçmiş. Ya, hadi ya. Gidelim. Hadi. Hadi kalk sen de. Ben burada kalacağım anne. Peki, yaramazlık etme sakın. Bak bir şey olursa Hasan yanında. Söylersin ona. Kız cinlere mi karıştı? Ne gibi? Bizim Emine Hanım'ın yerini böyle oluşturuyor musun? Allah'ım. Oğlumu istiyorum. Onu bana gönder Rabbim. Onu bana gönder. Oğlumu istiyorum Allah'ım. Hikayenin devamını anlatmayacak mısın? Hani gözleri kör olmuştu ya, evini arıyordu. Nasıl, evini buldu mu o kör adam? Buldu mu? Halime teyze söylesene. Niye konuşmuyorsun? Halime teyze. İsmail amca gelecek. Ölmedi o. Kurtulacak İsmail amca.
Geri gönder. Allah'ım, ben onu affettim. Artık kırgın değilim. Hiç değilim. Oğlumu istiyorum Allah'ım. Hadi uyan kardeş. Kardeş. Uyan uyan. Kardeş. Hele uyan. O gayret kardeş. O gayret. Bak sana çorba getirdim. Sıcak sıcak iç. Bu acıktan ölüyormuş ya. Allah razı olsun. Kardeş sen kimsin? Ne işin vardı buralarda? Gözlerin de görmüyor. Bu hale nasıl düştün? Ana sözü dinlemedim. Kulak asmadım anamın sözüne. Başıma bunlar geldi. Anlat hele kardeş. Teröristler. Yurt dışına işe gidiyordum. Yolumuzu kestiler. Arkadaşımı öldürdüler. Beni de rehine için kaçırdılar. Ve bu hale soktular. Kim bilir kimin duası varmış üstünde de kurtulmuşsun. Kim dua eder ki bana? Anamı bile kırdım. Ana sözü dinlemeyen evladın sonu böyle olur. Sen sen ol. Ana sözünden asla çıkma. Ben gideyim. Varıp anamın ayaklarına kapanayım. Tamam kardeş. Hele sen birkaç gün dinlen. Kendine gel, biraz iyileş. Ondan sonra götürür seni. Bana hikayenin devamını anlatacak mısın? Sonra ne oldu Halime teyze? Oğul geldi mi? Kör gözleriyle annesini bulabildi mi? Buldu. O zaman İsmail amcam da seni bulacak. Çünkü bu seninle İsmail amcamın hikayesi değil mi? Allah razı olsun kardeşim. Bu hakkını nasıl öderim? Beni anama götürüyorsun. Bir oğlu anasına götürmek sevaptır abi. Ayrıca ben de İstanbul'a gidiyorum.
Senin şehrin de yolumun üzeri. Gidince masrafını veririm ben senin. Senden para isteyen mi var abi? Hadi iniyoruz kardeş. Çok şükür. Dur dur, sana yardım edeyim. Geldik mi? Tarif ettiğin adres burası. Aha işte 18 numara. Sen dur, ben giderim. Dikkat et kardeş. Basamak var. Oldu. Aman aman. Of. Hayırdır inşallah. Seni dinlemedim anam. Cezamı çektim. Kör oldum anam. Ama çok pişman oldum anam. Beni affet. Beni affet anam. Beni affet. Anacığım, neden beddua ettin bana? Bak, sen beddua ettiğin için kör oldum. Oh, ben nasıl sana beddua ederim? Dilim kopsun. Der miyim hiç öyle bir şey? Ben beddua etmedim oğlum. Bir ana oğluna beddua eder mi hiç? Ben körlesin diye değil... Kör olmayasın diye dua ettim. Kör olası değil. Kör olmayasın dedim. Ama neden böyle oldu? Neden bunlar başına geldi? Ana sözü dinlememen Allah'ın gücüne gitti demek ki. Ben kör olmayasın dedim ama o seni kör etti. Elbet bir bildiği vardır. Söyledim oğlum sana. Anaya babaya öf bile dememek lazım. Ana sözüne kulak vermek lazım. Yoksa ben istemesem bile ana sözü vazifesini yapar. Yüce Mevlam elbet benim kalbimi görüyor. Benim duamı işitiyor.
Allah'ım. Yarattıklarına karşı merhametin sonsuzdur. Seni yarattığın, karnımda can verdiğim, doğurduğum bu evladıma merhamet et. Onu affet. Gözlerini iyi et. Sen her şeye kadirsin. Ağlama ana. Ağlama ana. Görüyorum. Görüyorsun. Görüyorum ana. Unutamadın mı onu? Biliyor musun ana? Beni sana gönderen onun kızıydı. Onun adı da annesinin adı gibi Havin'di. Ah Havin. Onu merak ediyorum ana. Acaba annesine ne kadar benziyordu? Biri mi gelecekti ana? Bilmem. Merhaba. İyi akşamlar. İyi İsmail akşamlar. Bey'i emniyete kadar götürmemiz gerekiyor. Önemli. İşte bu. Havin. Havin. Dediğini yaptım. Teslim oldum. Kurtuldum. Gözlerin görüyor. Sen olmasaydın ben... Bence seni annenin duası kurtardı. Hadi tamam. Pişmanlık yasasından yararlanacak. Ayrıca örgütün lider kadrosundan birini öldürmüş. Devlete çok yararları oldu anlayacağınız. Havin. Kızım. Seni ziyarete geleceğim. Seni hapisten çıkınca okutacağım. Sen benim de kızımsın. Bundan sonra senin annen de baban da ben olacağım. Niye? Yanında olacağıma annene söz verdim. Ne zaman söz verdin? Şimdi. Ana sözüne karşı gelinmez. Ben karşı geldim.
cezamı çektim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.